Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Metro Conflict ismindeki oyuna giriş yaptık arkadaşlar. FPS oyunu açık beta'da bedavaya indirip oynayabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Arayüzündeyiz. Eğitim kısmını falan geçtim arkadaşlar. Ben de hatta eğitim kısmını oynamadan geçtim. Oyun içerisinde bakacağız artık hangi tuşlar ne işe yaradığını oyun içerisinde bulacağız. Ölüm maçlarına falan gireceğiz arkadaşlar. Ana ekranda gördüğünüz gibi karakterler var. Buradan sağ sol yaparak da karakterlere bakabilir ya da yeni karakter alabilirsiniz arkadaşlar. Açık beta'da olduğumuz için oyun bize 100 bin oyun parası verdi. Artı yeni bir bıçak verdi arkadaşlar yanılmıyorsam. Şunu daha sonra bakacağız. Skin vermiş hatta öyle söyleyeyim. Bu karakterleri açmaya kalksak. Şu altın çok güzelmiş. Bakalım ağır makinalı kullanan bir arkadaşı var. Bomba atar var. Sniper tarzında bir bayan eleman var. Direkt açmaya kalksak hangisiydi o? İsmi neydi bunun? Triss. Burada. Ne kullanıyormuş abi? Sniper değil. Yakıncı suikastçı olarak oynuyor. Fakat güzel bir bayanmış. 55 kilo. Hepsini yazmışlar arkadaşlar. Buradan silahlara falan bakabilirsiniz. Özelliklere. Ben bir tane sniper olacağım. Yani şu büyük bir ihtimal sniper oluyor. Evet. Sniper arkadaşlar. Bu karakteri zaten bize vermiş oyun. Fakat o kapalı olan bir karakteri açmak istiyorum. Şuradan. Oha be abi. Ne ettin? Ne yaptın? 9.000 para istiyor. Yok artık. O kadar paramız yok. Bakalım şu karakterin fiyatı ne kadarmış. Bu 200.000. Her karakterin fiyatı değişiyor arkadaşlar. Ona göre alacaksınız. Kendilerine ait özellikler var. Ona göre de kullanabilirsiniz. Mesela bu kendisine güç veriyor herhalde yanılmıyorsam. Daha hızlı koşmaya falan yarıyor. Şu pahalı olan karakterde görünmez olabiliyordu. Öyle bir özelliği var. Her neyse. Burası şöyle bir geri gelelim. Envantere bakmak istiyorum. Envanterde gördüğünüz gibi karakterlerimizi zaten gösteriyor arkadaşlar bize. Fakat ayrıyetten buradan silahları da görebiliyorsunuz. Başka bir silahımız yok. Şöyle bir bakalım. Evet, başka bir silahımız yok şu an için. Bu arkadaşımız da sniper. Ben ilk önce bununla başlayacağım. Eğer ki kafama yatarsa göreceğim. Şöyle arkasına falan bakabilirsiniz arkadaşlar. Model olarak gayet güzel. Her neyse shop'a bir bakmak istiyorum. Shop'ta da her zaman olduğu gibi market kısmı. Buradan silahları alabilirsiniz. Paketleri alabilirsiniz. Karakterler açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karakterlerin fiyatları da burada yazıyor arkadaşlar. Şöyle bir skin bakalım. Kostüm de alabiliyorsunuz karakterlerinize. Hatta burada gösteriyor. Abi ben bu bayanı alacağım. İleride ben bu bayanı alırım. Yani tam istediğim gibi bir kostüm giyiyor. Affetmem yani. Ki bu da çok güzelmiş. Böyle şeyler yapmayın. Yani kötü olabilir. Her neyse. Fazla boş yapmayalım. Buradan silah alabiliriz şu an için. Fakat bakalım. Güzel silah tasarımları var. Şöyle elinde direkt görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de her karaktere göre silahlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen burada karakter resimleri var. Hani buradan görebilirsiniz. Şimdi normal klasik AVM. AVP'nin AVM'si. Alışveriş merkezi değil. Burada ufak bir espri ve kafamıza bir silah sıkabiliriz. Her neyse. Alsak mı? Gücü yüksek, damage'i yüksek. Alabiliyor muyuz? Aldık herhalde. Yok, almadık. Niye alamadık? Level mi istiyor? Evet, 10 level istiyor. Okey. Burada itemlere bakalım. Yok. Buradan klana bakabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı bir oyuncu var. Bayağı da bir klanlar açılmış. Gördüğünüz gibi klanların sayıları full neredeyse. Gayet güzel. Buradan profilimize bakabiliyoruz arkadaşlar. Levellerimizi görüyoruz. Para falan olsun. Kill sayımızı her şeyi gösteriyor. Burası ne? Hiçbir fikrim yok. Basmak da istemiyorum ama bir basacağım. Bir şey yok. Yani, pok da çıkabilirdi. Yani olabilir. Buradan arkadaş ekleyebilirsiniz. Arkadaş listenizi görüyorsunuz. Buradan bütün oyun içindeki herkese yazabilirsiniz. Buradan yardım kontrollerine bakıyorsunuz. Chat'e bakabilirsiniz buradan ayrıyetten. Güzel. Hemen bir oyuna girelim. Evet ben bu karakterle oynayacağım. Bekliyoruz. Seçtiğimiz karakterle oyuna giriyorsunuz arkadaşlar.
Yani bu sağ sol yaparak diğer karakterleri seçebilirsiniz. Tabi açık olan karakterlerle ilk başta oynayacaksınız. Yaklaşık o. Evet. 13 dakika bekletme ihtimali de var. Güzel. Şurada oyun şeyini seçemiyor muyuz ya? Şeklinde. Ölüm maçına gireceğiz. Başka yok. Tamam, bekleyelim bakalım. Çok uzun olursa keserim. Birleştiririm, size aktarırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonunda oyuna giriş yapabildik. Burada kestim videoyu, tekrardan açtım, haberiniz olsun. Biraz sorun olabilir. Oyuna girdik, ölüm maçındayız. Sniper'ımızı mı aldık? Yanılmıyorsam sniper almadık. Çünkü biraz önce hata verdi oyun. Başka bir oyuna giriş yaptık. Orada da karakter değişikliği oldu. Şimdi nişan nasıl alıyoruz? Allah Allah. Abi nasıl aldım ben onları hiç bilmiyorum. Fakat güzel. Dur bakalım. Bir şey anlamadan kill aldım. Amma kafa atıyoruz be. Aa. Karakter değişikliği yapamıyor muyuz acaba? Yok, yapıyormuşuz. Evet. Güzel. Bir sniper oynayalım bakalım ya. Bak bundan nişan alabiliyoruz. Zoom yapma yok. Aa, kafaya vurdum ama ölmedi. Olsun. Adam yukarıda. Vurdum. Anam, anam. Tamam, güzel. Burası iki kişi için dar yani. Şöyle bir yere geçelim. Adam aşağıda. Sniper zormuş ama. Ah, vurdu beni. Dur, alacağım şimdi. Nerede abi? Odaklanmak zor. Vurdum. Double kill. İndirdim. Adamın kıçından vurdum bizimkine. Sorun yok. Şurada birisi vardı. Şarjör değişikliği yapalım. Atmosfer güzel ama. Vurdum onu ya. Altımızda birisi mi öldü? Ah be yavrum be. Ah be yavrum be. Gelmiş buraya. Lan diyorum ne oluyor? Ama oyun bayağı bir akışkan arkadaşlar. Güzel. Herkes hareketli bir şeyler yapmaya çalışıyor herkes. Changing mag. Vurdum ayağından. Çıkart abi o güzel kafayı. Hadi çıkart onu. Evet, arkadan geldi. Keleş almış adam ya. Yerden değiştiremiyor muyuz ya?
Şöyle bir bakmak istiyorum. Bizimkilerin yanına gidelim bari. Headshot. Çok iyi. Seslendirme de güzel. Öldü lan, öldü o. Çık. Çok güzel. Var mı burada? Yok. Oo, ne oldu lan öyle? Dur bir bomba atalım. Abi gözündeki şeyi vuramadım. Gözümün önündeki adamı vuramadım. Geliyor, 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 çıkıyor. Dürbünsüz. Çok güzel. Ah! Bir tane daha dürbünsüz aldık ama yemedi. Güzel. Bayağı güzel ama ya oyun hani bayağı şey yapıyor. Bir şey yaptık şu an. Adamın yerlerini görebiliyoruz. Her karakterin kendine ait özelliği var demiştim daha önce. O özelliklerden bir tanesi de bizim karakterimize ait olan özelliklerden bir tanesi bu. Ah, güzel vurduk da olmadı. Sniper güzelmiş. Bir tanesi yukarıda. Vurdum. Çık abi. Çıkart o güzel kafanı. Hadi canım. İndirmişim lan ben onu. Çok ağırdı lan bunun üstüne gittiniz ya. Vurdum onu ya. Çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Adamı kurtardım. Çok iyiydi. Oo, bu saat diğer karaktere bakalım. Başka karakterimiz yokmuş zaten. Bir de şunun özelliğine bir bakalım. Neymiş? Aşı yapıyoruz. Sağlık canımız doluyor. Sağlık canımız neyse. Yeni çıktı abi o ya. Shift tuşu yavaş yürümenizi sağlıyor. Fakat silah sesleri çok güzel. Haberiniz olsun. Gözlerim ağrıdı şu an. Banyo yaptım geldim. Gözler gitti. Ait. Yok yok, ben burada yokum ya. Kazandık. %84 kazandık arkadaşlar. Ölüm maçıydı zaten. Bölge geçirim, ele geçirme maçları falan var. Onlara daha bakmadım. Üçüncü olmuşuz. Çok güzel. Hem de sniper'la üçüncü olmuşuz. O daha da güzel. Şunu kapatalım. Kaç kilimiz var abi? 15 kilimiz var. 8 defa ölmüşüz. 2 asist yapmışız. 1975 puanımız var. Puan da çok önemli. Puanı nasıl kasıyorsunuz? İşte CS'de olduğu gibi kafa atışı falan yaparsanız arkadaşlar daha yüksek puanlar elde edersiniz. Artı buradan arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz. Öyle güzel bir sistem de getirmiş oyun. İşleyişi rahat oluyor. Burada karakterlerin levellerini görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela sniper'ımız daha yüksek bir XP almış. İkinci kademeye daha da yaklaşmış. 10. seviyede yeni bir silah alabiliyorduk. Biliyorsunuz AVM isimli bir silah alıyorduk. Sniper alıyorduk. Diğeri ise keleşe biraz daha yaklaşmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi keleş ikinci seviyede alınıyormuş. Bu yeni silahta, yeni sniper'da ikinci seviyede alınıyormuş. Her seviye yeni bir silah geliyor. Ona göre alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ilk silahlarla oynamaya devam ederseniz daha iyi olur. Hiç değilse paranız boşa gitmez. Güzel para geldi. 1975 geldi. Yani skorunuz kaç ise, skor yapmaya önem verin arkadaşlar. Skorumuz 1975'ti ve o kadar bir para geldi bize oyunda.
Haberiniz olsun. Skorunuz ne kadar yüksekse o kadar güzel para kazanacaksınız. Şurada bir pack almışız. Bir bakalım abi. Nedir bu? Yeni karakter seçiyoruz yanılmıyorsam. Bir tane karakter açacağız. Şu ağır makinalı, şu bomba atar, şu pompalı. Valla aslında bomba atar çok kill kastırabilir. Fakat yanına geldiğinde sıçabilirsiniz. Pompalı alacağım ya. Pompalı iyidir. Pompalı candır. Hemen bakalım abi. Gördüğünüz gibi pompalımız gelmiş. Karakter özelliklerinde neler var? Şu nasıl bir şey? İzleyebiliyor muyuz bunu? Yok, izlenmiyor yanılmıyorsam. Şöyle bir baksak. Evet, profil. Şuradan bakabiliyoruz herhalde. Tamam. Evet, bu da biraz önce de sniper'lı olduğu gibi arkadaşlar. Rakibin yerlerini gösteriyor. Vücut ısısını size gösteriyor. Ve o sayede gidip rakibi indirebilirsiniz. Ve çok güzel bir pompalı. Bayağı seri bir pompalı diğer oyunlardan bildiğim kadarıyla. İleride çok güzel killer alacağız diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum. Normal tek başınıza oynayabileceğiniz bölümler var arkadaşlar. PvP'ye girebilirsiniz. Aslında bir tane değişik bir bölüm mü yapsak acaba? Bir de pompalı deneyelim bakalım ya. Bekleyelim abi. Videoyu kesecektim ama kesmeyeceğim. Kısa sürdü zaten maç. Fazla da uzun değil. Bir de PvP'nin diğer bir bölümüne bakalım. Neymiş bakalım o. Yaklaşık 13 dakika bekletebilir bizi. Fakat sorun yok. Bekleyelim biraz. 2-3 dakika bekleriz. Ondan sonra da normal ölüm maçına geçeriz gerekirse. Ki geldi maç. Şöyle yerimizi alalım. Hazırlığımızı yaptık. Şuradan şunu şöyle çevirelim. Tamamdır. Bakalım yeni bir harita geldi. Herkes hazır. Tamam. Karakterimiz bu. Kafama yatarsa sniper'cılığı bırakırım. Bunu oynamaya çalışırım. Fakat bu alan içinde bence bu daha güzel olacak. Fazla bir özellik istiyor mu bilgisayar olarak? Aslında istemiyor. Ofisteyiz abi şu an. A ve B yeri var. O iki yere gidip riske girmeyeceğim. İneceğim aşağı. Ah, vurdum olmadı be adam. Güzel. Bayağı leveli yüksek ama. AVM almış. 10 levellik bir AVM arkadaşlar o. Adam pataküte alıyor. Ve öldüğünüzde doğamıyorsunuz yanılmıyorsam. Evet. Doğamıyoruz. Evet, öyle bir olay var. Biz iki yeri almaya çalışacağız. Onlar da bizi öldürmeye çalışacak. Doğurtmayacaklar. Şu an kaç kaç kapışıyoruz abi? Plant 3, 6, 8. 8'e 8 kapışıyoruz yanılmıyorsam. Ah! Abi pompalı güzelmiş de zor. Öyle söyleyeyim yani yanınıza adam geldiğinde biraz yavaş bir pompalı. Belki ileride daha seri hale gelebilir. Herkes büyük bir ihtimalle keleş var diye ilk önce şeyi kasacaklar. İlk önce verilen karakteri kasacaklar bize. Şu pompalaya inat oldum. Devam edeceğim bakalım. Şöyle bir etrafı ateş edeyim nasıl bir şeymiş bu ya. Saçma atıyor. 7 tane 8 tane mermi atıyor. Gidelim bakalım ya. Yaklaştığınızda yeri gösteriyor. Abi headshot attı adam ya. Pompala zor.
Çok sekiyor, geriye atıyor böyle. Ölüm şeyinizi de gösteriyor arkadaşlar. Ölümün özetini gösteriyor. Öyle güzel bir sistem yapmışlar. Hiç değilse adam beni nereden vurdu, nasıl vurdu görüyorsunuz. Ona göre report sistemi falan varsa, iyi olduğuna eminseniz reportlayabilirsiniz. Daha güzel olmuş. Fakat ben bu silahı pompalı oynayacağım. İnan ettim ya. Puan kasmayacağım. Puana önem vermiyorum şu an. 3 kere öldük. Alana 1500 kastı ya. Bir elde 10.000 puan yapsan. Yat otur bir yat. Oğlum bize mi bomba atıyorsun? Ne yapayım anlamıyorum. Benim hatam. Abi ölüşümüz de çok komik ya. Güzel. Ölüm özetini sevdim. Neyse. Değiştirmeyeceğim. Bir tane adam alacağız. Bir tane adam almamız lazım. Rezillik ya. Nişan alma ihtimali de yok abi. Ya bu adam çok iyi oynuyor. Direkt kafa atıyor adam ya. Adam güzel oynuyor. Hile var, hile. Hack var. Duvar arkasını görüyor. Evet, görebiliyorsun yani oyunda. Gerçek bir şey. Koy abi bombayı, gözünü seveyim ya. Bomba koymayı da gösteriyor işte izi bize. Güzel bir değişik bir bomba koyuş varmış. Güzel efekt. 41 saniye dayanması lazım. Öldü ama dayanamaz. Hangi birine dayanacak? 32 saniyede imha edebildiler çünkü hiç kimse kalmadı. O pompalı güzel ya. Tavsiye ederim yani, oynayın. Güzel fikriniz. Ama sonuncuyuz ya. Bıçak kullanmaya da bakalım. Sağ tık böyle sokuyor abi. Sol böyle hızlı hızlı buraya. Tekli mi oynasak, ne yapsak ki ya? Abi ölmedi ya. Pompalla vuruyorsun, adam ölmüyor ya. Zıplayarak mı ateş edelim? Aynen, zıplayarak ateş edeceğiz, tamam ya. Adam öyle aldı çünkü. Bir de refleks gerekiyor. Yani pompalı oynayan arkadaşlar, mouse hızınızı biraz arttıracaksınız oyunda. Taraf mı değişiyoruz? Evet, taraf değiştik. Gelmiyoruz ki yani, gerek yok. Koruyacağız bakalım. Bari bunu yapalım ya. Bomba da sayıyormuş lan. Onu unuttum. Aa, bizimki öldü. Ağlam. Abi ya. Sağdakinden yiyeceğimize soldakinden yedik baba. O adam çok pis vurdu ama. Kaybet. Her zaman ya, kaybetmek bizim için sorun değil abi. Adam güzel oynadı canım yani. Popbalı güzelmiş. Şimdi oynayın yani. Abi pompalı oynamayın. Başka bir karakter olun ya. En iyisi sniper'la şu abi. Ya bunu kasın ya sniper kasın ilk başlarda.
Yani pek açtıracağında da gidin bomba atar açın ya. Yani pompalıda biraz refleks gerekiyor. Yavaş, seri değilmiş. Ben diğer oyunlarda seri olarak biliyorum bunu. Ama seri değilmiş arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler.